25 maddede ilki olarak görüş birliğine vardık. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bahsettiği 25 maddelik anlaşmanın ayrıntılarına ulusal kanal ulaştı. Uzun süredir çözüm bekleyen meselelerimiz var, görüş ayrılıklarımız da var. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye ziyaretindeki provokatif açıklamalarının ardından Ankara ve Atina arasında yeni bir görüşme yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 31 Mayıs'ta mevkidaşıyla Atina'da bir araya geldi. Nikos Dendias'la beraber birlikte çalışmaya devam etme konusunda da hemfikiriz. Türk ve Yunan basınında yer alan haberlerde ikilinin görüşmesinde Ege, Doğu Akdeniz, PKK, FETÖ, DHKPC gibi terör örgütlerinin Yunanistan'daki faaliyetlerinin ele alındığı belirtildi. Azınlıklar, düzensiz göç ve Kıbrıs dahil tüm önemli meselelerinde bir kez daha tartışıldığı ifade edildi. 25 maddede ilki olarak görüş birliğine vardık. Çavuşoğlu'nun söz ettiği anlaşma maddelerinin ayrıntılarına ise ulusal kanal ulaştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre telekomünikasyon, teknoloji, enerji, turizm, denizcilik, eğitim, sosyal güvenlik, çevre korunması ile ilgili konularda anlaşma sağlandı. 25 madde içinde ticaret, ulaştırma, lojistik ve sağlığın da yer aldığı belirtildi. Yunan Devlet Ajansı ANAMPA da iki bakanın görüşmesinin samimi ortamda geçtiğini ve tüm meselelerin konuşulduğunu manşetine taşıdı. Katimerini gazetesi de Türkiye ve Yunanistan arasındaki ekonomik işbirliğinin Atina'daki kritik görüşmelerde kabul edildiğini haberleştirdi.